adil cevazı Bekir Ağa'nın. Hayatını kısa bir okuyalım. Laika mektuplarında adı Bekir Ağa, Bekir Bey, Kürt Bekir Bey, Abdülcelil oğullarından adil Cevazlı Emruhla oğlu Bekir şeklinde geçiyor. Bekir abinin isimleri. Bekir Ağa'nın okuma yazması yok. Ancak Risanlı'dan hissettikleri yazdırdığı mektuplara dile getiriyor. Yani Risanlı okuyup yazdırmış olduğu mektuplarda Risanlı'dan istifade biz anlıyoruz Bekir abinin. Ayrıca Isparta'da Bediüzzaman'ın postacısı olarak hizmet etti. Bu sebeple özellikle Bağdat ayakasında pek çok yerlerinde adı geçer. Üstad Bediüzzaman onun hakkında ümmi fakat allemelerin işini gören ve esrar-ı Kur'an'a karşı Isparta'nın intibana sebep olan Adil Cevazlı Bekir A şeklinde bahsediyor. Yine Bağdat ayakasında farklı mektupta Gavs-ı Azam'ın tabiriyle Bekir Bey Bizim tabirimizde Bekir A ifadesiyle Abdülkadir Geylani Hazretlerinin işaretle haber verdiği talebelerden olduğunu anlıyoruz diyor. Acayip bir şey ya. Risanur'un yazılma ve yayılma okunma istidadını gösterdiği yıllarda Bekir Ağa Nur'ları köyden köye götürerek muhtaç gönüllere iletmiş. Bu uğurda çileler çekmiş, cefalar yüklenmiştir. Kendisi ümmidir. Fakat Üstad Hazretleri'nin nur, nurların satır aralarında bu bahtiyar talebesinden bahseder. Ona ithaben yazılı beyanları bulunmaktadır. Çeşitli risalelerde nurların hakkaniyeti ve Bediüzzaman Hazretlerinin şahsiyeti manevisiyle alakalı Bekir Ağa'nın mektupları mevcuttur. Adil Cevaz ve bağlı köylerinde birçok insan Bekir Ağa'yı yakından tanır. Mesleği çerçiliktir. Yani köyleri dolaşarak satıcılık yapıyor. Yani seyahat atıcı hükmünde. Mesleği icabı köylere ve Anadolu'dan en ücra yerlere giderek bu vesileyle her gittiği yere lisanlıları yaymış, anlatmıştır. Arla da Hazreti Üstad'la hemşerilik yoluyla tanışarak ona talebe olur. Ümmi hali içerisinde her gittiği yerde lisanlının o kutsi formalarını dağıtarak, işte yazılan kağıtları dağıtarak, nurun ve üstadın hizmetinde bulunur. Üstadına neşri hakikatla talebe olarak yardımcı olan Bekir Ağa'yı, üstad bir ifadesinde şöyle taltif eder. Temin okuduğunuz mektup, ümmi fakat allamelerin işini gören, esrar-ı Kur'an'a karşı ispatının intibana sebep olan ahiret kardeşim Adı Cevazlı Bekir Ağa. Yine gafsa ı Azam, Şeyh Abdülkadir Gelen Hazretleri, tespit ve tesli gibi bir makama da masar olan Bekir Ağa'yı da Üstad Hazretleri, lemalarda ve badan ayakkasında şu ifadeyle taltif ediyor. Gavs-ı Azam'ın tabirle Bekir Bey, bizim tabirimiz Bekir Ağa. Bekir Ağa, e, abi, aksakallı, orta boylu, tertemiz bir insan. Görünüş itibariyle böyle. Ve Kutsi Nur yolculuğunun yüzüyle, yüzünün akıyla tamamlamış, ömrünü yine memleketi olan adil cevaza tamamlamıştır. Orada vefat ediyor. Adil cevazın Trakbul mahallesinde vefat etmiş, kabri aynı mahallede bulunmakta. 24 Nisan 1961'de vefat ediyor. Yani Gavs-ı Azam'ın haber vermiş olduğu, işaret etmiş olduğu bir zat Bekir abi. Cenab-ı Hak inşallah gani gani rahmet eylesin. Hizmeti Kur'an'da ve yapmış olduğu bu hizmete mukabil rahmetiyle mukabelde bulunsun inşallah.